bebekleri, ranzalı, yeni odası. Ay, şu mor koltuk hiç fena değil aslında. Bence bu örtüleri alabiliriz. Harika bir alışveriş oluyor. Kör bebekler yeni odaları için neler alacak, nelere ihtiyacı var? Şimdi hep birlikte buna bakacağız. Bakın kim geliyor. Ay, hadi Cosmic Queen, geç kalacağız. Geldim. Hadi çıkalım bir an önce. Odamızı dekore edelim. Yaşasın, bayılıyorum yeni dekorasyon ürünleri almaya. Ben de bayılıyorum ama ihtiyacımızdan fazlasını almayacağız. Bak, söz vermiştin, çok harcama yapmak yok. Gerçekten ihtiyacımız olanı alacağız. Tamam, hadi gidelim. Yaşasın. Odalarımızı düşüyoruz. Bakalım lor bebeklerin odaları nasıl olacak? Neler alacaklar odaları için? Hep birlikte izleyeceğiz arkadaşlar. Mobilyacıya geldik. Burada çeşit çeşit dekorasyon ürünleri var. Koltuklar, sandalyeler, masalar, aksesuarlar, yastıklar ve örtüler. İyi, bakmak için heyecanlanıyorum. Hadi hemen başlayalım. İlk olarak masa ve sandalyelere bakmamız gerekiyor. Cosmic Queen, ben sade bir model istiyorum. Sen ne istiyorsun? Aynı odada kalacağımız için senin düşüncen de çok önemli. Bir bakalım neler varmış. Ay, şu mor koltuk hiç fena değil aslında. O bizim odamıza sığmaz. Bizim odamıza daha sade ve küçük mobilyalar gerekiyor. Evet, haklısın. Ne olabilir? Şu koltuk da büyük. Kahverengi koltuğu çok beğendim ama biraz büyük. Bak, şurada beyaz bir masa ve sandalye var. Evet, bizim çalışma masamız için bence bu sandalye çok uygun. Ve bu masa da çok tatlı bence. Evet, sade ve şık. Yine istediğimiz gibi. Bence bunları alalım. Evet, katılıyorum. Bence bunları alalım. Odamız için bir sehpa ve bir sandalye alıyoruz. Çok akıllıca bir alışveriş oldu. Hemen yastıklara ve örtülere bakalım. Yatağımızda yatmak için sabırsızlanıyorum. Yaşasın. Şu pofidik yastıklara bir bak. Ay, çok güzelmiş. Örtülere bak. Kalpli yastığa bak. Ben bunların hepsini istiyorum. Hepsini alamayız. Ben bir tane yastık istiyorum. Üzerinde uyumak için. Bir de dekorasyon için. Evet, haklısın. Tamam, şöyle yapalım o zaman. İkimiz de birer tane uyumak için yastık alalım. Bence bunlar çok uygun. Bu yastıkları alabiliriz. Dekorasyon için ben bu kalpli yastığı istiyorum. Ben de şuradaki mavi yastığı alabilirim. Çok güzel. Evet, bu yastıkları ve bunu alıyoruz. Peki örtü olarak ne alacağız? Bak, burada çok güzel örtüler var. Üzerimizi örtmemiz için. Ay, ikisi de çok tatlıymış. Bayıldım. Bence bu örtüleri alabiliriz. Harika bir alışveriş oluyor. Şimdi sırada aksesuarlar var. En eğlenceli bölüm. Evet, aksesuarları ben de çok seviyorum. Kitap da alalım kitaplığımız için, olur mu? Çiçek bile alacağız. Yaşasın. Şu kitaplara bir bak. Bu kitaplardan alabiliriz. Kitaplığımız için bence gayet uygun. Şu çiçeklere bak. Harika çiçekler. Ay, çerçeveleri gördün mü? Dur, geliyorum, daha yakından bakacağım. Çerçeveler bir harika. Bunları duvarımızı çok güzel süsleyebiliriz. Baksana, şurada araç gereçlerimizi koymak için bir askılık, bir kalemlik var. Sepete bak, ne kadar da tatlı. Ve onun takımı bir kutu. Bence bunların hepsini alabiliriz. Bizim masamızın ihtiyacı var. Şu fincana bak. Bununla ne kadar güzel sütlü kahveler içebiliriz. Ay, ne yapacağız? Hepsi çok güzel. Bence paramızın yettiği kadarını alalım. Gerisini almasak da olur. Tamam, öyle yapalım. Hadi o zaman hepsini alıp kasada ödememizi yapalım ve odamızı dekore etmeye başlayalım. Çok heyecanlıyım. Evet çocuklar, lor bebeklerimiz odalar için alışverişlerini yaptılar. Şimdi hep birlikte odalarını yerleştirelim. İlk önce kitaplıkla başlıyoruz. Bir sürü kitap aldılar biliyorsunuz ki. Kitaplarını üst rafa yerleştirelim. Kitaplarımızı yerleştirdikten sonra yeni aldıkları harika dekoratif çiçekleri kitaplığımızın en üstüne koyalım. Bu çiçeklerin saksıların üzerinde bakın ne yazıyor. Ne yazdığını anlayabildiniz mi? Anladıysanız yorumlara yazın arkadaşlar. Çiçeklerimizi kitaplığımızın üzerine güzelce yerleştirdik.
Odamızı dekor etme işi bence çok eğlenceli gidiyor. Şimdi başka ne almışlardı bir hatırlayalım. Bir tane araç gereç koymak için duvarlarına süs almışlardı. Bunun için de kağıtlarını kaybolmasını istemedikleri şeyleri koyabilirler. Aynı zamanda yine çalışma masaları için bir kalemlik almışlardı. Kalemliğin içinde kalem, makas ve cetvel gibi araç gereçler var. Bunu da masaların üzerine bırakıyoruz. Ve ayrıca küçük bir de sepet almışlardı. Bunu da aksesuarlarını koyabilirler. Bunu da yine kitaplığımıza yerleşiyoruz. Evet, sırada ne vardı? Küçük bir kutu almışlardı arkadaşlar. Bunun içine ne koyacaklar hiç bilmiyorum. Belki oyuncaklarını koyacaklardır. Bunu da kitaplığımızın hemen yanına yerleştik. Şimdi kitaplığımızın bir sandalyeye ihtiyacı var. Ve bunun için de zaten lor bebeklerimiz çok tatlı küçük bir beyaz sandalye almışlardı. Ve tabii ki minik bir sehpaları vardı. Bunun üzerinde bir şeyler yiyip içebilecekler. Onların aldığı kahve bardağını da buraya bırakıyorum. Ayrıca başka ne almışlardı? Yatakları için yastık almışlardı. Onlar da işte burada. Onları yataklarının başucuna koyuyorum. Evet, bence çok tatlı oldu. Kocaman yastıkları var arkadaşlar. Şimdi örtülerini yerleşeceğim. Çok tatlı örtüleri var bakın. Bir örtü üst ranza için. Diğer bir örtü de alt ranza için. Örtülerini yerleştirdikten sonra aldıkları süs yastıklar vardı arkadaşlar. Cosmic Queen bu yastığı almıştı. Neonsa şu kalpli tatlı yastığı almıştı. Ve bir tane de sehpaların önünde oturabilmeleri için pofidik bir yastıkları var. Evet arkadaşlar, aldıkları her şeyi koyduk. Odaları nasıl oldu sizce? Hadi gelin lo bebeklerimiz odalarını nasıl bulduklarına bakalım. Ay inanamıyorum, odamızın işi bitti. Şu bilgisayarımı da şöyle koyayım masama. Çalışma masasını bilgisayarımı da koyduktan sonra tamamen odamızın işi bitti. Of çok yorulduk, öyle değil mi Cosmic Queen? Evet çok yorulduk ama bence değdi. Odamızın şu haline baksana. Harika gözükmüyor mu? Bence harika gözüküyor. Hadi ranzaya çıkalım. Peki üst ranza kimin? Bunu hiç konuşmadık. Üst ranza benim olmalı. Hayır benim olmalı. Hayır benim olmalı. Nereden biliyorsun senin olması gerektiğini? Çünkü ben öyle istiyorum. Ayrıca ben senden daha hafifim. Kim demiş benden daha hafif olduğunu tartalım. Kim daha hafifse o üst ranzaya çıksın. Anlaştık. Çok mantıklı. Hadi gidip tartalım. Birazdan ortaya çıkacak. Ben sana demiştim benim daha hafif olduğumu. Yaşasın üst ranza benim. Of yarım kilo ya. Sadece yarım kilo hafifsin. Olsun ben daha hafifim. Üst ranza benim. Üst ranza benim. Of iyi tamam. Ben alt ranzada da yatarım. Hem inmesi daha kolay. Her şeye daha kolay ulaşırım. Eğer çok istersen arada sırada üst ranzada yatabilirsin. Hadi tamam tamam yatarsın hadi. Tamam tamam hadi yatarsın yatarsın. Şu tamam ya yat işte. Odamız çok güzel oldu. Yalnız odamız acayip güzel olmadı mı? Oldu tamam yetiştirme. Hadi ranzamıza çıkalım. Bakalım nasıl? Önce ben önden gidiyorum. Aynen 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 aynen. Hop yastığımı bastım. 1, 2, 3 merdiven çıktım. Ve inanamıyorum. Ne kadar harika bir yatak oldu. Odamız bence müthiş oldu. Hadi sen de yatağına yat. Bak bakalım rahat mı? Oy çok güzel. Bu yastıklara bayıldım. Tabii ki de çok rahat. Odamız bence harika oldu. Bence de. Ay bir şey düşürmüşsün. Ay evet ben onu yatarken düşürdüm galiba. Hemen takıyorum. Becerememişsindir sen. Neyse ben takarım onu. Ay çok güzel oldu odamız. Odamızın şu haline bak. Kitaplığımızın güzelliğine bak. Bayıldım bayıldım.
Harika oldu. Lor bebeklerin yeni odasını beğendiniz mi arkadaşlar? Arkadaşlar odanızı hemen çabuk dağıttınız. Lor bebeklerin ranzalı yeni odası. Kocaman bir odası var artık lor bebeklerin. Çalışma masası var. Bakın ne kadar da güzel dekore edildi. Saati ve diğer aksesuarları. Her şeyleri çok güzel. Arkadaşlar beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz hemen abone olun. Lor bebeklerin odasında bakalım bizi nasıl maceralar bekliyor. Hoşça kalın.